Evet, bugünün ikinci Skype bağlantısını da Hamdi Aslan'la yapacağız. Şimdi birazdan Trabzonspor gelişmelerini de tabii ki çok detaylıca konuşacağız ama izlediğimiz haberler üzerinden Fenerbahçe'nin tabii ki şu anda çok hızlı hareketli bir transfer gündemi var. Bu anlamda Fenerbahçe ile ilgili de Hamdi Hoca'dan birkaç kelime, birkaç cümle almak isteriz. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Mezgi. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok Kolay gelsin. teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi dediğim gibi birazdan Trabzonspor'la ilgili gelişmelere geçeceğim ama Fenerbahçe çok hareketli başladı malum. Önce teknik direktör, sonra futbolcular. O nedenle birkaç cümle sizden almak isterim. En sonunda Bruma hamlesini gerçekleştirdi Fenerbahçe, eski bir Galatasaraylı. Nasıl değerlendiriyorsunuz Jorge Jesus'un arka arkaya yaptığı bu iki transfer hamlesini? Yani tabii Ezgi geçen sene Fenerbahçe'nin son haftalardaki oyun yapısı, oynamış olduğu oyun ve oradaki istikrar en azından transfer döneminde Fenerbahçe'nin nelere ihtiyaç olduğunu çok daha kolaylaştırdı. Yani bu anlamda ben bu transferlerin veya bir pozisyon olarak bu pozisyonların alınması birazcık olsun geçen senenin vermiş olduğu o iyi görüntüden kaynaklanıyor. Tabii ki ben yani Fenerbahçe transfer döneminin çok hareketli geçeceğini ben de bekliyordum. Yani hem teknik direktör anlamında hem oyuncu anlamında. Yani bu hareketliliği ve bu hızlı düşünce, hızlı karar vermeyi Fenerbahçe daha bence erken yapacaktı ki öyle oldu. Bruno transferi tabii bildiğimiz bir oyuncu. Yani çabuk hareketli, yani hem skor da üretebilen bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde çok etkili bir oyuncu. Yani muhakkak Fenerbahçe'ye bir katkı yapacağını ben bekliyorum. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe geçen sene bırakmış olduğu oyunun üzerinden mi devam edecek veya başka bir oyun mu seçecek? Bu belki bu oyuncuların performanslarını bize biraz daha net göstereceğini düşünüyorum. Ama yani Fenerbahçe'nin bu transfer hareketliliği bana göre çok normaldir. Luis Enrique de aynı oranda ben Rizespor'dan da hatırladığım bir oyuncu. O da çok hareketli, topla yeteneği çok yüksek bir oyuncu. Ve bakıldığı zaman iki tane Fenerbahçe için katkı yapabilecek oyuncu. Peki, şimdi o zaman Trabzonspor'la devam edelim isterseniz. Dün Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişme oldu. Sol bek transferi için gündemde olan Alioski İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğuna dair bir paylaşım yapınca tabii ki taraftarlar da çok heyecanlandı. Zannediyorum bugün bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor oyuncuyla. Sizin beklentiniz ve oyuncu ile ilgili değerlendirmeniz ne yönde? Yani geçen seneden beri takip edilen bir oyuncu. Yani bakıldığı zaman ne bir takımda da takip edilen bir oyuncu. Trabzonspor ihtiyacı olduğu bölge önemli bir oyuncu. Yani belki Orta Doğu'da futbol hayatı devam ediyor ama bakıldığı zaman bence Trabzonspor'a katkı yapabilecek ve Trabzonspor'un ihtiyaçlarını giderebilecek bir oyun yapısı var. Yani bu anlamda ben Trabzonspor'un bu oyuncuda ısrarcı olması, özellikle Abdullah Hoca'nın oyuncu üzerinde ısrarlı olması bence Trabzonspor için önemli bir transfer olduğunu gösteriyor. Ki büyük bir rahatlık olacağını ben bekliyorum Ezgi. Çünkü gerçekten o pozisyon Trabzonspor'u biraz yorduğunu ben düşünüyorum. Taraftarların da özellikle çok fazla stoper veya başka bir pozisyonla ilgilenmiyor. O pozisyonla daha çok ilgileniyor taraftarlar. Bu anlamda da bence önemli bir transfer ve Trabzonspor belki transferin bundan sonra süresinin bence rahatladığı bir döneme gireceğini ben düşünüyorum. Çünkü en önemli mevki ben bu pozisyon olduğunu düşünüyorum. Peki, şimdi Alioski'yi hallettikten sonra muhtemelen gündemdeki diğer bölgede kanat bölgesi olacak. Zira artık anladığımız kadarıyla Vakeme ile anlaşmanın sağlanamaması bekleniyor ve artık Vakeme'nin de boşluğunu dolduracak, hatta onu aratmayacak bir takviye yapmayı planlayacak muhtemelen Trabzonspor. Bu anlamda da çok fazla aday görüyoruz ki uzun süredir Mazuras ismi zaten yazılıyordu. Yine bugün baktığım zaman gazetelere Trezeguet'in gündeme geldiğinden bahsedilmiş. İngiliz ekibin Aston Villa'ya 4 milyon euro önerildiğinden bahsediliyor. Siz ne dersiniz bu isimler için? Yani Mazuras da geçen seneden Trabzonspor'un gündeminde olan bir oyuncu. Hatta zaman zaman Türkiye'de başka takımlar, Fenerbahçe'de de yazıldı. Yani bu tip oyuncular bence tabii ki yani oyun yapısı olarak, oyuna katmış olduğu değer olarak özellikle orta saha oyun içerisinde, ceza sahası içerisinde çok giren orta saha oyuncuları bunlar. Yani golü çok seviyorlar. Santrofor'un etrafında gezmeyi çok seviyorlar. Evet oyunu oyuna oyun yapısı anlamında da katkı yapıyorlar ama
Ben bu oyuncuların özellikle Chelsea oyunlarını daha çok önemsiyorum. Mascherano da bu anlamda önemli bir oyuncu ama tabii ki rakamsal boyutu şu ana kadar Trabzonspor'u çok fazla tatmin etmedi transfer konusunda. Yine bu biraz süreceğini ben düşünüyorum. Trezeguet konusu evet Trabzonspor'u Vakame'den sonra o pozisyon için çok önemli bir transfer gündem içerisine gireceğini ben düşünüyorum. Yani evet o bölgede belki Kovacic var. Yani hep aynı şeyi söylüyoruz. Jermyn gelirse o bölge için de bence bir alternatif bir oyuncu olacağını ben düşünüyorum. Trezeguet tabii ki ligimizde bu sene olması belki bu transferi birazcık daha Trabzonspor düşünmesi anlamında hızlandırdığını tahmin ediyorum. Bildiğimiz bir oyuncu. En azından ülke futbolunun içerisinde olduğumuz için oyun yapısı Trabzonspor oyuna neler katabileceğini Abdullah Hoca muhakkak bence hem bilgi açısından hem takıma katkısı açısından çok uzun değerlendirdiğini ben düşünüyorum. Bu belki yani Vakame olsaydı belki çok düşünecek bir transfer olmayabilirdi. Veya Trabzonspor'un o bölge için alternatif olarak düşündüğü oyuncular olsaydı belki Trezeguet bu anlamda ikinci planda kalacak ama yani şu an en azından geçen yılı ülkemizde geçirmesi, en azından hangi performansa nasıl bir oyun oynadığını çok net Abdullah Hoca'nın en azından görmesi Trabzonspor için bu transferin de bence önemli olacağını ben düşünüyorum. Hareketli, çabuk oyuncu. Bana göre en önemli Vakame'den tabii ki kıyaslamak istemem ama gole çok yakın bir oyuncu. Bu bence oyuncunun değerini ve oyun yapısını Trabzonspor için daha heyecanlandırıyor. Yapılırsa transfer gerçekleşirse bence Trabzonspor için o bölge için de artık çok fazla bir düşünce içerisinde kalmayacak. Belki ondan sonra stoper ve başka bir pozisyon oyuncusu için transfer girişimlerinde bulunur. Tabii iç transfer gündemi de yoğun aslında Trabzonspor'un. Bugün de aktarmıştık. Caneli ve Denizbirli artık görüşmelerin yapılması ve anlaşmanın da sağlanması bekleniyor. Siz bu konuda bir sürpriz bekler misiniz? Ve tabii bu iki oyuncunun da kadroda tutulması ne anlama geliyor Trabzonspor için? Yani sürpriz beklemiyorum açıkçası Ezgi. Yani iki oyuncu da Trabzonspor'un bence yani geçen seneki performanslarına, canlı 2 yıllık performansına bakıldığı zaman bence çok özel bir oyuncu. Yani çok farklı mevkilerde, çok farklı pozisyonlarda oynayıp oyunu farklı planlaması içerisinde olan iki oyuncu. Özellikle iki oyuncunun da bu anlamda büyük farklılıkları var pozisyon anlamında hem Denizli'nin hem Canini'nin. Ben çok fazla sürpriz olacağını düşünmüyorum. Belki Abdullah Hoca'nın en öncelikli anlaşılması gereken bu anlamda bu iki oyuncu olduğunu düşünüyorum transfer döneminde. Özellikle Denizli'nin stoper, sol bek pozisyonundaki oyuna katkısı. Canini'nin orta saha dahil bence çok yönlü bir oyuncu. Ben bu transferlerde çok fazla bir sürpriz beklemiyorum. Trabzonspor yani seni kadrosu içerisinde olacak ve takım için önemli 2 tane oyuncu. Bir de tabii ki Uğurcan ve Abdülkadir'i yine soracağım. Nasıl ki bir dönem Vakeme'yi her bağlantıda sorduysam artık bundan sonra da Uğurcan ve Abdülkadir'i soracağım. Zira taraftarlar çok merak ediyor. İki oyuncuyla yollar ayrılacak mı? Teklifler var mı? Takımda kalırsa bu iki oyuncu ne şartlarda kalacaklar? Nedir görüşünüz? Yani tabii milli maçlardan sonra muhakkak bu transfer gündeminde Uğurcan ve Abdülkadir'in ismi artık ön plana çıkacaktır. Yani teklifler gelen teklifler anlamında. Hani ne kadar hep aynı şeyi söylüyoruz veya bu transferler tamamen gelecek olan tekliflerle alakalı olduğunu ben düşünüyorum ama tabii ki Trabzonspor bu transferlerde en büyük beklentisi rakamsal boyutu. Yani bu rakamsal boyutuna ne kadar bu teklifler yaklaşır bu birazcık olsun soru işareti. Yani ikisi de çok değerli oyuncu. Yani Uğurcan'ın performansı herkesin beklediği, herkesin merak ettiği bir rakamsal teklifler. Yani bütün taraftarların beklediği böyle bir heyecan var. Yani Uğurcan ne kadar hangi rakamlarla transfer teklifi alacak ama hani bunu biraz süreç gösterecek bir Ezgi. Yani sanki şu an biraz olay beklemede gibi. Yani çok fazla böyle bir hareketlilik yaşanmadı şu ana kadar ama bundan sonra olursa tabii ki onu birazcık zaman ve Trabzonspor'un planı gösterecek ama evet Abdullah Hoca her iki oyuncuya da saygı duyuyor. Her iki oyuncunun kalmalı veya gitmeli kelimesini kullanmıyor. Bu tamamen oyunculara olan saygısından ve oyuncuların kariyer planlamasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Oyuncular hiç incitmiyor.
kurduğu kelimelerle. Trabzonspor da bence her iki oyuncuya bu anlamda çok değer veriyor. Belki Avrupa planlamaları olsa yine bu değer içerisinde kalacaklar. Ama ben ilk bir transfer teklifi, yani transfer teklifi rakamsal boyutun düzeltilmesi anlamında bir teklif oldu Trabzonspor'dan her iki oyuncuya da. Yani beni çok tatmin etti mi bu rakamlar? Çok tatmin etmedi. Gerçekten iki oyuncu da çok önemli bir oyuncu. Yani Trabzonspor bu konuda rakamsal boyutunu ben yine yukarıya çekeceğini düşünüyorum. Evet. Ama dediğim gibi oyunculara gelecek olan teklifler bize en azından bu transferleri birazcık daha net anlatır diye düşünüyorum Ezgi. Peki Hamdi Aslan, çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Teşekkür ederim Ezgi. Ben de sana iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, dün akşama gidiyoruz şimdi değerli izleyenler. Transfer raporu programında neler konuşulmuş birlikte bakalım. Saat başında stüdyo konuğumuzla buradayız.